Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Aygyo'nun kasa fanlarını, kutu açılımını ve kurulumunu göstereceğim. AliExpress'ten aldım ürünü. Yaklaşık 20 günde geldi. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Ben dörtlü modelini aldım. RGB fanlar. Harici kontrolcüsü var. Bilgisayara bağlamıyoruz. Sadece güç kaynağına bağlayıp oradan güç kaynağından gücünü alıyoruz, elektriğini. Şöyle açınca da daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Şöyle sünger tarzı bir pakete sarılmış. Üstüne de ayrıyetten ek bir tane paket yapmışlar. Bir kısmı burada sanırım. Bir kısmı burada. Önce şu büyük olanı açayım. Benim tahminim burada üçlü var. Diğerini ayrı paketlemişler. Şöyle paketleri şuraya atayım. Evet, burada gördüğünüz gibi Aygyo DR12 modeli. 3 tanesi burada. Diğeri de burada anladığım kadarıyla. Herhalde standart paketi 3. Bir de tek olarak da bunu ayrıyetten göndermişler. Aynen. Kutuda bile değil. Gördüğünüz gibi. Vidası yine bunun yanında çıktı. Vay, elimize aldığımızda gayet kaliteli bir his veriyor açıkçası. Kaliteli durduğunu söyleyebilirim. Fanların üstünde şöyle desenler var. Biliyorum kamerada net gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi ise diğer kutuyu açalım. Evet, ilk karşımıza çıkan şey LED'leri de var arkadaşlar. Bunu söylemedim başında. İki tane de ayrıyetten RGB 30 santimlik LED aldım yanına. Bu opsiyonel. İsterseniz ekleyebiliyorsunuz, isterseniz almayabiliyorsunuz. Ben aldım. Bunu da yine kontrolcüye bağlıyoruz. Fanlarımızı hangi renkte, hangi desende çalıştırıyorsak bunlar da aynı renkte ve aynı desende yanıyor. Fanlara uyumlu bir şekilde olarak kasanın içine bunları takacağız. Burada kontrolcüsü var. Şöyle yanlarda fan takma yerleri var. Sanıyorum ki 8 tane fan, 4 tane LED, bir tane de DC, yani giriş elektrik gücü yeri varmış. Bunların üstünde zaten şurada LED yazıyor, şu tarafta fan yazıyor. Bizim 4 tane fanımız olduğu için sıkıntı yok. Burada ise kumandası var. Kumandasından renkleri ayarlayabiliyoruz. Buradan kontrol edebiliyoruz. Burada da kumandanın kitapçığı var. Burada ise sanıyorum ki kullanım kılavuzu tarzı bir şey. Evet, kurulum kılavuzu. Burada ise 3 tane daha fanımız var. Vidaları yine böyle çıkıyor poşetler halinde. 3, 4, evet, vidalarımız eksiksiz. Burada gördüğünüz gibi 3 tane fanımız çıktı. Bunlar değişik soketli arkadaşlar. Direkt kasaya takılmaz bunlar. Kontrolcüye takılması lazım. Şimdi ise kasaya bağlanış kısmından bir ufak kesitler göstereceğim. Daha sonrasında modlarına bakacağız. O kısımda görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi kasamızın arka kısmını açtık. Burada güç bağlantıları var. Power'dan çıkan görüyorsunuz. 12 volt hepsi. Şu tarz olan güç kablosunu kullanacağız. Çünkü buraya bakarsanız aynı bu güç bağlantısından var. Buraya takacağız. Bu tarafına takacağız. Bunlar delik çünkü. Bu da herhalde başka bir tane daha eklersek, bir kontrolcü daha, fanları çoğaltırsak sanırım bu taraftan devam ettirmek amaçlı. Arkasında da çıkış var. Bunu buraya geçireceğiz. Daha sonra kontrolcüyü ben alacağım. Bu taraftan şöyle bir yere sabitlemeyi düşünüyorum. Arkası da bantlı, bunun çift taraflı bant. Sökeceğim. Şu deliklerden kabloyu geçirerek buraya bağlayacağım. Daha sonrasında fanları da buraya bağlayacağım. Ya, kamerayı düzgün koyacak bir pozisyon yok. O yüzden böyle ara ara önemli kısımları sizle paylaşacağım. Şimdi bunu buraya böyle bağladım. Güç kablosunu öne aldım buradan. Kasamın benim önümde böyle bir ön panel var. Bunu çıkardım, ön paneli. Bir tanesini buraya takacağım. Bu şekilde bunu da buraya öne aldım. Bunu da böyle bir yere yapıştıracağım artık. Şuraya yapıştırmayı planlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bağladım kasaya fanları. Bir tanesini buraya arkaya, iki tane yukarıya. Bir tane öne bağladım. Yalnız öne bağlarken içinden çıkan vidalar böyle yetişmediği için, bir de bu kasadaki delik biraz daha ince buraya göre. O yüzden benim bilgisayar alırken ki kutuların içinden, böyle power kutusunun içinden böyle bir takım vidalar vardı.
buradan uydurdum o vidalardan. Daha önce üzerinde bir tane fan vardı benimkin. O da aynı vidadan bağlanmış. Yani şurada gördüğünüz gibi 4 tane vida arttı. Ayrı vidalarla bağladım, uzun vidalarla. Yoksa buraya uymayacaktı. Şimdi ise kablolar hepsi içeride karışık bir şekilde. Bunları arkadan deliklerden güzel bir şekilde geçireceğim. Daha sonra kontrolcüsüne bağlayacağım. Bağlantılarımı yaptım. Buraya bunu sabitledim. Ledleri de gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Bir tane ledi böyle ön tarafa yapıştırdım. Diğer ledi de böyle kabloyla uzattım. Masaya veyahut da monitör arkasına falan yapıştırmayı düşünüyorum. Onu duruma göre bakacağız. İptal de edebilirim ya da daha sonra içine de takabilirim. Onun da kablosunu şuradan şu şekilde, buradan bir delikten dışarıya çıkardım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi sistemimizi çalıştıracağız. Kabloları bağlayayım. Evet dostlar, fanlarımızı bağladık. Akşam da oldu zaten. Akşam anca testlerini yapabildim. Gördüğünüz gibi yanıyor. Burada kumandası da mevcut. Basıyorum. Böyle modları var. Değiştiriyoruz buradan. M'ye basarak 360 tane mod varmış yazılana göre. M'ye basarak değiştirebiliyoruz. Kendimiz modlar oluşturabiliyoruz ancak yani kumandadan şu tuşa basılı tut, buna basılı tut gibi şeyler yazıyor kitapçıkta. Çok kolay olduğunu sanmıyorum. Bir hemen ışığı kapatalım, öyle bakalım. Evet, ışığı da kapattım. Biraz renk ışığını kısayım. Kamerada çok parlıyor. Evet, gördüğünüz gibi ışığı da kıstık biraz. Modlarına biraz bakalım. Böyle değişik modları var. Şurada da LED var, görüyorsunuz, döşemiştim iç tarafta. LED de aynı şekilde uyuyor. Bir tane LED'i ben kabloyla uzatmıştım. Onu da monitörün arkasına yapıştırdım bu şekilde. Hangi modda yanıyorsa. Bu da yine bu şekilde böyle duvara yansıyarak duvara bir renklendirme sunuyor. Renklendirme sağlıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kafanıza takılan sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Video sonundan çıkan bağlantılardan diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.